Bugün de merhaba, yine karşınızdayız. Karantina günlerindeki videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoda arkadaşlar size şunu anlatacağız. Karşı tarafla dövüşürken karşınızdaki kişi size çok hızlı ataklar yapabilir. Sizin de onun hızında, hatta ondan daha hızlı ataklar yapmanız lazım ki hem daha hızlı açık bulun hem de kavgayı çok uzamadan bitirebilin tartışmayı. Bu videoda bu atakları nasıl hızlandırabiliriz, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. İyi seyirler. Şimdi bu atakları hızlandırma ile ilgili öncelikle bir çalışma göstermek istiyorum. Karşınızda bir partner olabilir çalışırken ya da işte şimdi Mehmet'in duracağı bir şekil olacak. Bir tahta adam aslında, çalışma metodu gibi düşünün. Bunu siz bir tane öğrenci attı İstanbul'dan. Kanepenin koluyla şey arasına şey sıkıştırmış. Onda çalışıyor. Hani siz de buna benzer bu şeyi oluşturacak böyle yöntemler bulup kendinizce onların üzerine çalışıp hızlandırabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa hayali çalışabilirsiniz. İstediğim şey şu. Bir taraf böyle dirseklerini hafif içeri alıp iki tane yumruk yapıyor. Şurada da yumruk var, kamerada gözükmüyorsa. İki tarafta yumruk. Ben de ortaya doğru geçiyorum. Bunun bana yumruk olarak geldiğini düşünüyorum. Sağ elini. Ve yumruğu elimle engelleyip buradan bir yumruk vurduğumu düşünüyorum. Daha sonra bu aynı yumruk vurduğum elimle bu kola doğru gidip bir çekiş yapıyorum. Sonra tekrardan vurup ortaya geri geliyorum. Aynı şeyi buraya yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra buraya geçiyorum. 1, 2, 3. Böyle koordinasyonlu şekilde engelle, vur, engelle, engelle, vur, engelle şeklinde çalıştıktan sonra bunu tek bir yumruk üzerinde yapabilirsiniz. Yani gard aldığımı düşünün. Bir direk geldi. Buradan bir vuruş yapıyorum, çekiyorum, tekrardan vuruş yapıyorum gibi. Bir daha geliyor aynısı. 1, 2, 3 şeklinde. Bunu hızlandırırsanız rakibin tek bir yumruğu geldiğinde ben burada aynı anda 1, 2, 3 tane atak yapmış oluyorum. Bunun bize ne faydası var? Şöyle düşünülebilir. Hani boşuna bir sürü hareket yapıyorsun, enerji harcıyorsun gibi. Olay öyle değil. Bunu çok ağır çekimde yapacak olursam, ben buradan bu yumruğumu giderken rakip diğerini atarsa o anda, bu tarafta aslında bir kalkanım vardı, hemen buraya çekiyorum, buradan vuruyorum gibi düşünün. Veya yumruk geldi, bunu yaptım, vurdum, ikinciyi vururken yumruk gelirse bu sefer bu elimle savunup buradan devam ediyorum gibi düşünün. Yani siz ne kadar hızlı cevap verme sürenizi hızlandırırsanız, karşı tarafın size kontra yaptığında ya da başka bir tekniğe geçtiğinde oraya gitme süreniz de hızlanır. Çünkü benim hedefim rakibin suratı, onun hedefi de benim vücudum. Atak geldiğinde hemen buradan çekip devam edip vuruş yapabilirim. Bunları yaparken ikinci bir olaydır şu. Bir daha yumruk geldi. Burada sadece zincir yumruk da atabilirdim. Ya da yumruk geldi. İşte bildiğiniz gibi buradan normal direkt kroşe apakart da uygulayabilirdim. Bunlar hani branşlara göre değişir ama aynı kafaya çıkıyor. Atak geldiğinde tek elimle de birden fazla vuruş yapabilirim. Yani geldi, bunu vurduktan sonra hemen aynı elimle dirseğe geçip aynı elimle buradan tutup dizle vurabilirim. Bu sizin tek kolunuzla kısa ve hızlı vuruşlar yaparak atak hızınızı artırabilir. Tekrar geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Aynı elimde birden fazla atağa girip diğer elimi de destekleyip kendimi hızlandırabilirim. Yine atak geldiğinde buraya geçtim, öbürü geldi. Buradan vurup tekrar buradan bir dirsek vurabilirim. Bu tarafa doğru geçip vurabilirim. Aynı elimle buraya çıkabilirim. Aynı elimle buradan vurabilirim. Sonra diğeriyle destekleyebilirim. Bunları hızlı yaptığınızda kombinasyonlar hızlanmaya başlar. Rakibin tek kolla bir atak yaptığında siz bunu 2-3 atakla cevap verebilirsiniz. Bu da sizin hızınızı artırmaya yarar. Bu video böyleydi. Burada gösterdiğimiz teknikler Wing Chun teknikleri arkadaşlar. Bunları daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız aşağıda katıl butonu ile ilgili bir linkimiz var. Oraya tıklayıp oradaki açıklamalarda bakabilirsiniz. Çünkü gösterdiğimiz şeyler orada daha detaylı ve işte en baştan en sona doğru bir Wing Chun'u ya da bir eskrimayı öğrenme imkanınız olacak. Videoları düzenli olarak paylaşıyoruz. Bir aksama olmayacak. Elimizde de stoğumuz var zaten. Hani bununla ilgili kursa gidemeyenler ya da bir kursa gidip hani farklı bir Wing Chun organizasyonunun bakış açısını öğrenmek istiyorsanız da hani bildiğiniz ya da bilmediğiniz şeyleri böyle kıyaslamak istiyorsanız da yine oradan takip edebilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Onun dışında Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Evde biliyorum hepimizin canı sıkılıyor. Bizim de çok canımız sıkılıyor. Kendinizi geliştirmeyi ve işte sağlığınıza dikkat etmeyi de ihmal etmeyin.